Hazreti Hasan Efendimiz, Fatıma annemizden ilk çocuğu ve ilk torunu olan Hasan radıyallahu anh'ın mübarek hayatını işleyeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emri üzerine sevgili kızı biliyoruz ki Fatıma'yı Hazreti Ali'ye nikahladı. Her ikisi de Resulullah'ın terbiyesi altında büyümüşlerdi. Bu sebeple bütün Müslümanlara örnek olabilecek bir hayat yaşıyorlardı. Peygamberimiz de sık sık onları ziyaret ediyor, çeşitli tavsiyelerde bulunuyor ve her türlü problemleriyle ilgileniyordu. Hicretin 3. yılıydı. Bu Mesud evliliğin üzerinden bir yıla yakın zaman geçmişti. Fatıma annemiz hamileydi ve bu başta peygamberimiz olmak üzere bütün Müslümanları sevindirmişti. Nihayet Allah'ın takdir ettiği gün geldi ve peygamberimiz sevgili dadısı Ümmü Eymen'i Fatıma'nın yanına gönderdi. Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerini okumasını tavsiye etti. Bakın çocuklarımıza, bebeklerimize Ayetel Kürsi, Felak ve Nas'ı bol bol okuyacağız. İnşallah Rabbim nazardan muhafaza eylesin. Bütün kötülüklerden evlatlarımızı muhafaza eylesin. Hazreti Ümmü Eymen diyor, vakit geçirmeden Hazreti Ali'nin evinin yolunu tuttu. Eve vardığında peygamberimizin tavsiyesini aynen yerine getirdi. Çok geçmeden Hazreti Hasan ihtiyar dünyamızı şereflendirdi. Peygamberimiz doğum haberini alır almaz hemen kızı Fatıma'nın yanına geldi. Çok sevinçliydi. Oğlum nerede? Onu bana gösteriniz buyurdu. Ve Hazreti Hasan'ı kundak içerisinde getirdiler. Peygamberimize verdiler. Onu kucağına aldı, sevdi. İsmini ne koydunuz diye sordu. Hazreti Ali harp deyince şöyle buyurdu. Muhakkak sizi kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklara güzel isimler koyunuz dedi. Bakın peygamberimiz burada büyük bir hadis veriyor. Ve Hazreti Hasan'ın doğumunun 7. gününde peygamberimiz diyor daha sonra torunun sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet okuyup ismini Hasan. Hasan ne demek Arapçada? Güzel demek. O yüzden ismini diyor Hasan koydu. Hazreti Hasan Efendimizin doğumunun dediğim gibi 7. gününde 2 tane koç kurban edildi. Saçı tıraş edilerek ağırlığınca gümüş sadaka olarak verildi. Aynı zamanda da sünnet ettirildi. Artık Hazreti Fatıma'nın evi peygamberimizin yanında bambaşka bir manaya bürünmüştü. Seyyidler nesline beşiklik ediyordu. Peygamberimiz kızının evine daha sık gidiyor, torununu seviyor, onu kokluyor ve omuzuna alıyordu. Bir gün yine Hazreti Hasan'ı sırtına almıştı. Bunu gören bir sahabi, "Ey çocuk, senin bindiğin ne güzeldir." Resulullah Efendimizin omzundaydı diyor. Peygamberimiz, "O da ne güzel bir binicidir, torundur." diye buyurdu. Bir başka günde Resulullah Efendimiz Hazreti Hasan'ı severken Akra bin Habis radıyallahu an yanlarına geldi. "Ya Resulallah, siz çocukları seviyor musunuz? Benim 10 tane çocuğum var, onlardan hiçbirisini öpmedim." dedi. Peygamberimiz ona baktı, "Merhamet etmeyene vallahi merhamet edilmez." dedi. Ya evlatlarınızı öpün, koklayın. Evladını diyor her öptüğünde cennet melekleri ona istiğfar eder, dua eder. Bir insan hanımını öptüğünde, hanımı kocasını, eşini öptüğünde bakın helalin senin, Allah'ın sana helal kıldığı. Rabbimizi haramlardan muhafaza eylesin. İnsan işte evladını öptüğünde yanağından, alnından, saçından, başından cennettir onlar. Her bir öpüşte dahi diyor sevaplar vardır. Çünkü o senin biricik evladın, Rabbinin sana en büyük lütuflarından biridir. Allah'ım inşallah cümlemizi salih ve salihalardan eylesin. İşte peygamberimiz zaman zaman da diyor Hazreti Hasan sevgili dedesinin yanına gider, onun sohbetinde bulunurdu. Yine bir gün peygamberimizin ziyaretine gitmişti. Vakit bir hayli geç oldu. Hasan hava kararmıştı. Resulullah hadi eve git buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh da oradaydı. Ya Resulallah ben onu götüreyim mi dedi. Peygamberimiz müsaade etmedi. Bu esnada bir ışık parladı. Hazreti Hasan da o ışık sayesinde diyor o nurlandı yol ve rahatça evine gitti. Resulullah kendisi Hazreti Hasan'ı çok sevdiği gibi ümmetine de onu sevmeyi vasiyet etti. Allah'ım ben onu seviyorum sen de sev.
onu seveni de sev dedi. Ehl-i Beyt'i sevmek çok önemli sevgili Necim. Ve buyurarak diyor, onu seveni Allah'ın seveceğini müjdeledi. Peygamberimizin Hazreti Hasan'a karşı olan bu derin sevgisi şüphesiz sadece akrabalık cihetiyle değildi. Bunun daha da ehemmiyetli hikmetleri vardı. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şöyle diyor bu konuyla ilgili. Onu da okuyalım inşallah. Evet diyor, Resul-ü Ekrem Hazreti Hasan'ı kemal-i şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle Hazreti Hasan'dan tesessül eden nurani nesil mübarekinden diyor, Gavs-ı Azam olan Şah-ı Geylani, o Abdülkadir Geylani gibi birçok Mehdi misal, veres-i nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmediye olan zatların hesabına Hasan'ın başını öpmüş ve o zatların istikbalde gelecekleri hizmet-i kutsiyelerini nazar-ı nübüvvetle görüp takdir etmiş ve takdir ve teşvike alamet olarak Hazreti Hasan'ın başını öpmüştü. Ya işte Evliyaullah'ın bir cümlesi nasıl olayı açıyor. O Hasan'ın başını öptü ya, onun neslinden gelecek Evliyaullah'ın müjdesi gelmişti o bir öpücükle. Abdülkadir Geylani, Ahmet Arrufai, Seyyid Emir Külal, biliyorsunuz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimizin neslinden geldi hepsi. İki taraflı da peygamberimizin torunlarıydı. Allah'ım cümlesinden razı olsun. İşte evet diyor Said Nursi Hazretleri, Hazreti Hasan'ın başını öpmesinden peygamberimizin Şah-ı Geylani'nin hisse-i azimesi dahi vardır. O Abdülkadir Geylani'nin bile nasibi vardır. Peygamberimizin, devam ediyoruz, dünyada sevip kokladığım reyhanımdır, cennet gençlerinin efendisidir buyurduğu Hazreti Hasan, 8 yaşına kadar Resulullah'ın terbiyesi altında büyüdü. Ondan çok şeyler öğrendi. 8 yaşında dedesini, ondan 6 ay sonra da annesini kaybetmesi Hazreti Hasan'ın kalbini hüzne boğdu. O 8 yaşındayken Resulullah Efendimiz vefat etmişti ve 6 ay sonra annesi. Fakat ölümün yok olmak demek olmadığını, onları cennette tekrar görebileceğini bilmiş olması kendisine teselli verdi. Hazreti Hasan'ın başından göbeğine kadar olan bir kısmı peygamberimize benzerdi. Bunun için ki Fatıma validemiz, peygambere benzeyen, Ali'ye benzemeyen yavru diye seslenirdi. Hazreti Hasan Efendimiz cömertliğiyle temayüz etmiş bir sahabiydi. İki defa malının tamamını, üç defa da servetinin yarısını Allah yolunda tasadduk etti. Peygamberimizin sevgili torunu iki ayakkabısı olsa birini mutlaka sadaka verirdi. Sadaka vermeden duramazdı. Bununla beraber bir şey satın alacağı zaman pazarlık eder, mümkün olduğu kadar ucuz almaya çalışırdı. Bu durum Müslümanların dikkatini çekiyordu. Bir defasında binlerce dirhemi sadaka veriyorsunuz. Fakat bir şey satın alırken uzun uzadıya pazarlık yapıyorsunuz derdi. Bakın, pazarlık yapıp aldığı şeyi sadaka veriyor ama çok pazarlık yapar. Hazreti Hasan böyle yapmasının nedenini şöyle açıkladı. Sadakayı Allah rızası için veriyoruz. Ne kadar fazla verirsek yine azdır. Alışverişte aldatma söz konusudur. Pazarlık yapmamız aldanmak istemediğimizdendir. Ya pazarlık yapacaksın diyor yani. Çünkü aldanmak aklın noksan olmasındandır ve malın azalmasına sebeptir. Uyanık olacak mümin, pazarlığını yapacak, araştıracak. Hazreti Hasan ibadete düşkün bir sahabeydi. Çok namaz kılar, çoğu günler oruç tutardı. Medine'den Mekke'ye yaya olarak 25 defa hacca gitti. Ya Hazreti Hasan Efendimiz. Hasan radıyallahu anh gurur ve kibirden uzak, mütevazı bir zattı. Fakir zengin ayırt etmeden herkesin davetine icabet ederdi. Bir gün bir grup bedevinin yanından geçiyordu. Kuru ekmek yiyorlardı. Onlara selam verdi. Bedeviler selamını aldılar. Ey Resulullah'ın torunu, buyur bizimle birlikte yemek ye dediler. Hazreti Hasan elbette Allah kibirlenenleri sevmez dedi. Ve hemen yere oturup onlarla birlikte kuru ekmek yedi. Ayrılacağı zamanda ben sizin davetinizi kabul ettim, şimdi siz de bana uyun deyip onları diyor evine götürüp yemek yedirdi. Hazreti Hasan zaman zaman müminlere nasihatte bulunur, onlara öğüt verirdi. Onun güzel öğütlerinden de okuyalım inşallah.
Dünyayı isteyen kimseyi dünya yere vurur. Dünyaya kalbini bağlamayan kimse ise dünyadan kim yerse yesin umursamaz. Dünyayı seven kimse zenginlerin kölesi olur. Dünü ile bugünü eşit olan ziyandadır. Dünü bugünden iyi olan kimse de zarardadır. Kendini mükemmel gören kimsenin noksanı çoktur. Yumuşak huyluluk insan için ziynettir. Vefakarlık servettir. Acelecilik hafifliktir. Kalbini dünyaya bağlayan kimselerle oturup kalkmak lekedir. Kötü insanlarla beraber olmak ise şüphe doğurur. Ya nasihatlere bakın. İşte Peygamberimizin sevgili torunu. Cesaretiyle de temayüz etmişti. Hazreti Osman zamanında ortaya çıkan fitne hareketlerinde babasının isteği üzerine kardeşi Hüseyin ile birlikte onun kapısında nöbet bekledi. Fitnecilerin kapıdan içeriye girmelerine engel oldu. Fakat gözü dönmüş adamların bacadan girerek Hazreti Osman'ı şehit etmelerine mani olamadılar. Bu hadiseden yıllar sonra babasının yaralanması Hazreti Hasan'ı derinden üzdü. Ağlayarak başucuna gitti. Babası niçin ağladığını sorunca nasıl ağlamam? Sen dünyanın son, ahiretin ilk günündesin cevabını verdi. Hazreti Ali ağlamamasını söyledi. Sonra da kendisine bazı öğütleri olacağını, bunları iyi muhafaza etmesini ve yaptığı müddetçe her zaman faydasını göreceğini söyledi. Hazreti Hasan'ın nedir o babacığım, babacığım demesi üzerine şunları anlattı. Ali Efendimiz'in hayatında Hasan Efendimiz'e kıssalarını okuduk biliyorsunuz nasihatini. En büyük zenginlik akıldır evladım. En büyük fakirlikse ahmaklıktır. Bilgisizliğin en büyüğü kendini beğenmektir. Üstünlüğün en büyüğü de güzel ahlaktır. Sana ahmaklarla arkadaşlık yapmamanı tavsiye ederim. Çünkü ahmak biri sana yardım edeyim derken seni zarara sokar. Yalancılarla da arkadaşlık etme. Çünkü böylesi uzağı yakın, yakını uzak gösterir. Cimrilere de yaklaşma. Çünkü cimri muhtaç olduğun bir şeyi en çok muhtaç bulunduğun bir sırada senden esirger. Ve bu tarz nasihatler etti. Başta Peygamberimiz olmak üzere Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa, Ebubekir, Ömer, Osman'ına ve hanımı Fatıma'sına kavuştu. Onun vefatı Müslümanları teessüre boğdu. Halk bundan sonra ne yapacağını şaşkınlık içerisindeydi. Derken Hazreti Hasan ayağa kalkıp Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şu tesirli konuşmayı yaptı. Ey insanlar, bu gece öyle bir zat aramızdan ayrıldı ki ne ondan öncekiler onu geçmiş ne de ondan sonra gelenler ona yetişebilecektir. Resulullah onu savaşlara gönderirdi. Cebrail onun sağında, Mikail solunda dururdu. Almak istediği bir yeri Allah'ın izniyle fethedinceye kadar savaştan yılmazdı. O öyle bir gecede şehit edildi ki İsa aleyhisselam bugün de göğe çekilmiştir. İsrailoğullarının tövbesi bugün kabul edilmiştir. Hazreti Hasan bu güzel konuşmasından sonra Müslümanlar Hasan'a biat ederek onu kendilerine halife seçti. Sonraki günlerde Hazreti Hasan'a biat edenlerin sayısı 40 bini bulmuştu. Böylece Peygamberimizin sevgili torunu Irak, Hicaz, Horasan, Yemen, Mekke ve Medine şehirlerinde yaşayan Müslümanların halifesi oldu. Ancak Mısır ve Şam halkı onun halifeliğini tanımadı. Zaten onlar daha önce Hazreti Muaviye'ye biat etmişlerdi. Müslümanlar arasında birlik yine temin edilmemişti. Savaş olacak, yine Müslüman kanı dökülecekti. Hazreti Hasan'ın halifeliğinin diyor 7. ayında iki ordu Medain'de karşı karşıya geldi. Muaviye tarafında bulunan Amr bin As Hazreti Hasan'ın ordusunu görünce ben karşımda öyle bir ordu görüyorum ki karşısında orduyu yok etmedikçe dönmez diyerek Hazreti Hasan'ın gücünü itiraf etmekten kendini alamamıştı. Fakat Hazreti Hasan Efendimiz Müslüman kanı dökülmesini istemiyordu. Onun makamda mevkide gözü yoktu. Zaten Hazreti Osman zamanından beri ortaya çıkan fitne hareketleri sebebiyle Müslümanların İslamiyet'e hizmeti bırakıp birbirleriyle savaşması kendilerini çok rahatsız ediyordu. Bugün eline büyük bir fırsat geçmişti. İstese Muaviye'nin ordusunu mağlup ederek Müslümanları bir bayrak altında toplayabilirdi Hazreti Hasan. Ama peygamber torununun yaptığına bakın.
Fakat diyor o böyle yapmayacak. Büyük bir fedakarlık yaparak halifelikten vazgeçecek. Ya daha 7. ayında. Böylece Müslümanlar yeniden eski safvetine kavuşacaktı. Yeni yeni ülkeler fethedilecek ve Muaviye Efendimiz halife olacaktı. Aslında Muaviye radıyallahu anh Müslüman kanı dökülmesini istemiyordu. O da sulh tarafındaydı. Hazreti Hasan'a elçi göndererek sulh teklifinde bulundu. Halifelik davasından vazgeçtiği takdirde bütün tekliflerini kabul edeceğini bildirdi. Hazreti Hasan bazı şartlar ileri sürdü. Bunlardan biri Müslümanların halifelerini kendilerinin seçmesiydi. Bu sebeple Muaviye'nin kendinden sonra oğlu Yezid'i veliaht tayin etmemesini şart koştu. Çünkü o Yezid sıkıntılı. İşte Hüseyin Efendimiz'e geçince birazdan o Yezid ki Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit olmasına vesile olan. Peygamberimizin sevgili torununun bir diğer teklifi de fakirlere tasadduk için her yıl bir miktar para göndermesiydi. Muaviye de bunların hepsini kabul etti. Daha sonra Hazreti Hasan taraftarlarına hitaben halifeliğini için devretmek istediğini şöyle ifade etti. Takvaya uygun hareket etmek akıllılıktır. Fitne ve kötülük ahmaklıktan kaynaklanır. Halifelik eğer benim hakkımsa Müslümanların birliğini sağlamak ve kanların dökülmesini önlemek için ben bu hakkımdan feragat ediyorum. Eğer benden layık birinin hakkı ise devrederek gereğini yapmış oluyorum dedi. Bu konuşmadan sonra Hazreti Hasan'ın taraftarları da Hazreti Muaviye'ye biat etti. Böylece Peygamberimizin bir mucizesi daha ortaya çıktı. Çünkü Peygamberimiz bir defasında Hazreti Hasan'a hitap ederek "Bu benim oğlumdur, şeref sahibi bir efendidir. Yakında Allah'ın oğlum vasıtasıyla Müslümanlardan iki büyük fırkanın arasını ıslah edeceğini buyurmuştu" dedi. Ya işte feragat edip savaşmadan Müslüman kanı dökülmeyecek bu oğlum Hasan'ın sayesinde dedi. Hazreti Hasan Efendimiz, Resulullah Efendimiz'den 13 tane hadisi şerif rivayet etti. Bunlardan birisi şöyleydi, okuyalım inşallah. Ey insanlar, ben size Allah'ın emrettiği şeylerden başkasını emretmediğim gibi, onun nehyettiği şeylerden başkasını da yasaklamıyorum. Sizler rızkınızı ararken güzellikle arayınız. Hayatın kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eceliniz sizi arayıp bulduğu gibi, rızkınız da arayıp bulur. Sizler rızklarınızı bulmakla güçlükle karşılıyorsanız onu ararken Allah'a itaatten ayrılmayınız. Rızkınızı ararken Allah'a itaatten ayrılırsanız sıkıntı gelir. İşte Hazreti Hasan Efendimiz Resulullah Efendimiz'den bu hadisi nakletti. Hicretin 49. yılında zehirlenerek şehit edilmişti. Vefatından önce kendisini kimin zehirlediğini sordular. Kimseyi itham edemem, suçsuz birinin benim yüzümden canımın yanmasını istemem dedi. Sonra da Hazreti Hüseyin Efendimiz'i Ayşe validemize göndererek Resulullah'ın yanına defnedilmek için izin istedi. Hazreti Ayşe izin verdi. Fakat Medine valisi Mervan bin Hakem buna müsaade etmedi. Hazreti Hasan Efendimiz de Baki kabristanlığına defnedildi. Allah Celle Celaluhu ondan binlerce kez razı olsun. Evet sevgili dinleyicilerim, Hazreti Hasan Efendimiz'in de mübarek hayatını Allah Celle Celaluhu'nun izniyle burada tamamlıyoruz. Resulullah torunu Hazreti Hasan'ı da zehirlemişlerdi. Şimdi sohbetimizin bir dahaki bölümünde Hazreti Hüseyin Efendimiz'i işleyeceğiz ki asıl Kerbela'da o şehitlerin en büyüğü, gençlerin en üstünü Hazreti Hüseyin Efendimiz tam da yarın o aşure günü diyoruz ya, o günün de düşüneceğiz ve o günü de tefekkür edip aman ya Rabbi diyeceğiz. Aman ya Rabbi ne olur bu aşure günündeki yaşayan, zamanı geçen, önemli olayları yaşayan tüm peygamberler, hayatın en önemli dönüm noktalarından biri olan şu aşure gününde Hüseyin Efendimiz'i de anıyoruz. Onun da mübarek hayatını anıyoruz. Ya Rabbi şefaatlerine nail eyle diyerek onun da dualarını inşallah isteyeceğiz. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun sevgili dinleyicilerim.